Evet, soru böyleydi, evet. Yağmur, o zaman senle başlayalım bugün. Tamam hocam. Hocam ilki diyor ki 3. dereceden kök -27 diyor. Hocam bunu ben şöyle yaptım. 3. dereceden kök -3'ün küpü olarak yazdım. Yani şunu mu demek istiyorsun? Evet hocam. Evet, doğru. Sonra diğeri de karesi demiş. Bu direkt 7 diye çıkar. -7. Evet. Arasına eksi koyup 1 yazacağız. Şu eksi şundan geldi. Bu nasıl çıkacaktı? Bu ama mutlak değer içine çıkıyor, Bu değil mi? 7 diye Bu, çıkıyor hocam. yani önce mutlak değer. Hani çift, hatırlarsan çift olduğunda burasını biz Mutlak mutlak değerde değer çıkıyor. şeklinde yazacağız. Sonra tabii 7 diye çıkacak. Burası tam. Sonra hocam 121 de 11 diye çıkar. 11'in karesi 121 olduğu Evet, için doğru. direkt Orası 11. direkt 11 yazsam sıkıntı olur mu sizin için? Olmaz herhalde. Yok hocam, Dediğim olmaz. 121, 11 de çıkıyor. Olmaz Tamam. hocam. Şimdi geldik buraya. Bu tek olduğu için Hocam. sorun yok. Değil mi? Evet. Evet. O üçler gider. -3 olur. Evet, doğru. Şu kökün derecesi 3 de şu kuvvet 3 gider. Buradan eksi 3 gelecek. Bu tabii tek olduğu için, eğer çift olsaydı burayı mutlak değer içine çıkarmamız lazım. Yani eğer şu 4 4 olsa mutlak değer içinde eksi 3 yazmam lazım. Tek olduğu için sorun yok. Yani bu eksi 3 diye çıktı. Evet. 7 -7 yazıyoruz sonra. Şu eksi yazdım. Şu eksi 7 mutlak değeri artı 7. Buraya artı 7 yazdım. Sonra artı 11 yazıyoruz. Sonra hocam 7 ile -7 ile -3 yapınca -10 oluyor toplayınca. Evet. Artı 11 yazarız. Bu da 1 olur. Cevap bir doğru. Bunun cevabı bir. Cevap zaten burada yok da. Evet, Doğru diğer. yaptınız hocam. Baktım. Tamam. Evet, diğer soruya geçelim mi? Sorun yoksa. Geçelim hocam. Evet, Geçelim hocam. 26'ya geldi. Gel, şimdi burada neler var? Ya yani bu soru mutlak değerle alakalı bir, yani mutlak değer sorusu bence. Tabii şunlar karekök de. Önce bu karekökten kurtulmamız lazım. Evet. Parmak kaldıranlardan Mihriban'ı alalım bu kez de. Şimdi x eksi y mutlak değer içinde çıkar, pozitif olduğu için. Neden? Pozitif olduğu için değil de şu kuvvetler var ya, çift Çift olduğu olduğu için, için. pardon. Evet. Şu karekök var ya, bu çifti şu kuvvete çift o halde bura mutlak değer içinde çıkıyor dedi arkadaşımız. Doğru söylüyor. Yani mutlak değer içinde x eksi y diye yazdım. Bura tamam. Eksi şimdi Evet, şuraya geldim. eksi x de çift olduğu için x de mutlak değer Evet. içinde çıkar. Doğru. Kökün derecesi çift 2'dir. Zaten bu da 2. Bunlar birbirini götürüyor ama gözlükken çift olduğu için mutlak değer içinde yazmamız lazım. Bunlar çok önemli. Çift olunca hep mutlak değer. Evet. Bundan sonra ne yapmamız lazım? Sonra ben bunları mutlak değerden çıkardım. Evet. Yani artık Yani sorumuz mutlak değere döndü. Hani şimdi mutlak değer işledik ya, bununla alakalı. Evet. Hatırlarsan x eksi y evet. yukarıdan baktığımızda y pozitif, x de negatif oluyor. İlkine baktığımızda negatif çıkıyor. Bunları eksiyle çarparak çıkardım. Evet, şu olan şöyle diyelim. X küçüktür y'de, değil mi kızlar? Şu sıfırı görmezsek x'in küçük y olduğunu söyleyebiliriz. Bu y'yi diye tarafa atarsam x eksi y ne olur? Buradan sıfır. Yani negatif sıfırdan küçük oldu. Yani hatırlarsanız biz bunlar negatif mi pozitif diye araştırmamız lazım demiştik. Evet, o halde şu içerisinde ne oldu? Negatif oldu kızlar. Negatif Negatif. oldu. O zaman bu ne yapacak? Önün, yani bütün Eksiyle işaretlerini çarptım. değiştirip çıkacak, değil mi? Bütün işaretleri değiştiriyorum. O halde bu artı x de eksi x diye çıkacak. Bu Artı y eksi olacak. y de artı y diye çıkacak. Yani bu bitti. Şu aradaki eksiyi yazdım. Şimdi şunun negatif pozitif Sonra olduğunu yine araştıracağız. x de negatif oluyor. O da eksiyle çarpılıp eksi x olarak çıkıyor. Evet, x'imiz negatif. Neden? Şurada yazıyor ya, x sıfırdan küçülüyor. O halde bunu negatif yazdım. O halde ne yapacak? Önüne eksi alacak. Bunun önüne zaten şu eksi, şuradaki eksi, dikkat. X de önüne eksi alsın. Şu halinde gelecek yani işlem. Tamam, burayı düzeltelim. Eksi x artı y eşittir artı x oluyor. Bunu Eşittir yok, hayır. düzenleyip Eşittir yok. çarpıyoruz. Eşittir dedin ya. Hocam eksi ile eksi çarpınca artı x oluyor ya. Eşittir dedin de ben yanlış mı anladım? Ha pardon, yanlış Denklem söylemişim o yok zaman. burada. Sadece ifade var. Bunları yapınca da y çıkıyor. X'ler birbirini götürüyor. Yani şunlar bile sadece şu doğru. Şunlar birbirini götürdü. Burada y kaldı. Cevap y oldu. Doğru yaptık hocam. Tamam. Evet, diğer soruya geçebiliriz. Yani gördüğün gibi mutlak değerle bağlantılı yani köklü sayılar. Bunu iyi bilmeniz lazım. Yani çift olunca mutlak değerle bağlantılı. Buna dikkat etmemiz gerekiyor bu soruda.
Hocam diğer soruya ben uğraşabilirim. Elmas. Sırada elmas sen mi varsın? Başka parmak kaldı. Yapayım Zeliha hocam. Da var aklımda. Bakayım da kim var. Ben de varım hocam. Mirva, elmas, Zeliha var. O zaman elmas da var. Şimdi tamam bu soruyu. Tamam hocam. Burada şöyle yaparız. Eksi 32'yi eksi 2'nin 5. kuvvet olarak yazarız. Şöyle yazdım. Kuvveti 5. dereceden. Evet, tamam. Sonra eksi 9'u da eksi 3'ün eksi 3'ün karesinin karesi olarak yazarız. Yani eksi 3'ün karesinin karesi şöyle. Evet, dışarıda yazsa, 2 var bir de. Şöyle olabilir. Evet. 5'i de aynen yazarız. Mutlak değer içinde yazarız değil mi hocam? Hangisi, bunu mu? Evet. Ama tek bunu. Hayır. Ha evet. Hayır, tamam. Bunu şöyle yazmamız lazım. Bunu parantez içinde yazmamız lazım. Eksi 5'in küpü diye yazmam lazım. Doğru mu? Evet. Çünkü eksi 5'in küpü neye eşittir? Eksi 125'e eşittir. Eksi 5'i ben parantez içinde yazarsam, küpü dışarı yazarsam, bu da ne yapar? Eksi 125'tir. Değil mi? İkisi de aynıdır yani. Şöyle bir, yani şu eksi 5, hani küp dışarıda, eksi dahil değil şu anda. Yani şu ifade şöyle yazma imkanımız vardır. Evet, geldik buraya. Sonra bu, oradan eksi 2 diye çıkar değil mi hocam? Bu mutlak değer değil değil mi? Yani mutlak değer şeklinde çıkmayacak. Sebebi ne? Çünkü evet, tek, tek çünkü. Tek. Bu normal eksi 2 diye çıkacak. Bu da tamam. Geldik buraya. Burada, öbürü mutlak değer içinde eksi 3 diye çıkacak çünkü çift. Ama şunlar eşit olmaz. Dikkat, eşit olması lazım önce. Onu bir ayarlayalım istersen. Dördüncü dereceden eksi 3'ün 4. kuvveti. Eksi 3'ün 4. kuvveti. Doğru mu bu? Yani işaret hatası falan yoktur değil mi? Yani daha şuradan anlaşıyoruz. Eksi 9'un karesi ne yapar kızlar? Eksi 9'un karesi artı 81 yapar değil mi? Bak şurada artı 81. Yani evet. Eksi 9'un karesi. Evet. Kare dışarıda dikkat. Yani parantezin dışında. Eksi 9 çarpı. Eksi 9 ne yapar? Artı 81 yapar değil mi? Yani gerçekten ne yapar? Bu da artı 81 demek ki doğru yani. İşaretlerde bir sıkıntı yok. Evet. Şurada tek olduğu için buna ne denir? Bu 3, bu da 3 tektir. O zaman eksi 5 diye gerek, çıkar. Gerek yok. Eksi 5 diye şöyle. Mutlak değersiz yani. Normal yazdık. Gelelim için biraz daha düzenleyelim. Şunu yazdım. Geldik buraya. İşte burası çift olduğu için bak eşit ya. Ve çift. O zaman burası çift olduğu için eksi 3 mutlak değer içinde çıkar. Yani mutlak değer eksi 3. Yani eksi 3 değeri mutlak değer içinde olacak önce. Sonra şurada eksi. Oradan da artı 5 gelir. Tamam. Şimdi şurayı tekrar şurası ne olacak? Bu işlemleri de yaptığımızda orası artı 3 diye çıkar. Tamam. Bu işlemi de yaptığımızda eksi 1 artı 5 diye olur. Bu şu da 6 çıkar. Eksi 1 yapmadın mı? Şu artı 1 yapar. Ha, artı 1 olur. Artı arası. 1 yapar. 1 artı 5'ten de 6 gelir cevap. Evet, cevap 6 olması gerekiyor. Doğru yaptınız hocam. Evet. Burada geçtik. Buna geldik. Bunu yapmak isteyen var mı? Ben mi yapayım? Farklı kişi yok herhalde. Bir elmas, bir de mihriban görüyorum. Önce şu parantez için söyleyin bakalım ne yazacağız. Parantez için payda işleyeceğiz çünkü. Küp kök. 1 bölü 8. Eksi 1 bölü 8 oluyor. 8 yapar. Buradan 7 çıkarsan 1 bölü 8. Eksi 7'den 1 bölü 8 oluyor. 1 bölü 8 ama üzerinde ne var? Eksi 1. Eksi 1. Bura, tamam. Şimdi şu herhalde parantez çıkmamış sanki. Şu kitapta nasıl? Şöyle parantez var bize. Parantez evet, var hocam, kitapta. Parantez var. Bura, çıkmamış, evet. O da 4 bölü 3 yapar. Evet, payda işleyecek. Buna bu çarptım 6. 2 de çıkardım. 4 bölü 3. Evet doğru. 4 bölü 3. Eksi 2. Üzerinde tabii eksi 2'miz var. Deneyi var. Kare kökümüz var. Şöyle. Evet. Şu eksiler bize sorun yaratıyor. Üst sayılardan biz biliyoruz bunları. Onları ne yapmamız lazım? Oradan kurtulmam lazım. Payla payda yer değiştiriyorum. Yani burası 8 bölü 1 olacak. Üzeri 1 olacak. Şöyle yazayım. Tabi burada küp kökümüz var. Dereceden kök. Sonra burada eksi 2 var. Bunu yok etmek için payla payda yer değiştiriyorum. Yani burası 3 bölü 3 bölü 4'ün karesi olacak. Karesi oldu ama kare kök hala duruyor tabii ki. Tamam. 8 bölü 1 8 yapar zaten. 8 üzeri 1 8 ise 8 üzeri 1 de zaten 8'de. Burası ne oldu? Küp kök 8 oldu. Buraya geldim. Burası neydi? Çift sayı. Şurada kare kök ya, bu da çift. O zaman burası 9 size bölü 16 olur. Ha, öyle doğru. O da işte ha, evet. Mutlak değer dışında 3 bölü 3 4 bölü 4 olur direkt. Değil mi? Şunlar eşit evet. Olduğu için böyle çıkacak.
Çifte eşit olduğu için tabii ki. Çifte eşit olması önemli. Mutlak değeri için de evet. Şurayı nasıl yazarız? 8 yerine... İkinin küpü olarak yazarız. Evet, 8 yerine biz ikinin küpü yazarsak şöylece. Yani amaç ne? Şunun küpün derecesiyle sayının kuvveti eşit olmasa bir dışarı çıkabilsin. Yani amaç bu. Mesela burada 4 olsa bu 3, 2 diye çıkmaz. Şunların eşit olmasıyla gerçekleşiyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Yani şu dereceyle, kökün derecesiyle sayının kuvveti eşitse bu sayı 2 diye dışarı çıkar. Buna dikkat ettik. Yani 2 diye çıktı. Şurada zaten 3 bölü 4 müydü? Bunu da yazdım. Evet. Bu hale geldi. Burada payı değiştirsek ne gelecek? 11 bölü 4 geliyor. Yani 11 bölü 4. 8 yaptı. 3 de burada 11 bölü 4 yapacak. Şöyle yapılması gerekiyor. Doğru yaptınız hocam. Yani bu da böyleydi. Bunu da geçiyoruz halde. Evet, köklü ifadelerin üstlü ifadeye çevrilmesi. Bu da önemli bir başlık bence. Mesela 12. sınıfa gelmiş bir öğrenci mesela bunu bilmiyor. Bu çok önemli bizim için. 12. sınıfta özellikle integral diye bir şey var. Mesela şöyle bir şey yazıyor. İşte ne bileyim küp kök içinde şöyle 2 yaz mesela. Böyle bir şey var. Dx. Şunu biz üstlü ifadeye geçirmeyince bunun integralini almakta zorlanıyoruz. Yani biz önce üst sayıyı bilmemiz lazım. Evet. Yani bunu önce üst sayıya çevirmeyi öğrenmemiz lazım. Bu, işte bu konuda 9. sınıfta anlatıyor. Öğrenci tabii 9. sınıfı unuttuğu için her şeyi unutuyor ve 12. sınıfta zorlanıyor bu işlemleri yaparken. O zaman biz şimdi burada bunu anlatalım. Evet, şimdi burada ne anlatıyor ona bakalım. Yani şu neyi oluyor, nasıl oluyor ona inceleyelim. Kökün derecesi m'ymiş, içerideki sayının kuvveti de n'ymiş. Sürekli mesaj yazanlar var. Hocam kader bana hocam, ekran görüntülerini atar mısın? Hocam bana kader ekran görüntüsünü atar mısın demişti de ben de öyle dedim. Siz zaten şey demiştiniz YouTube'dan video izlerken evet. Alırsınız demiştiniz. Video ben izlerken de alabilirsiniz dedi. Demiştim evet. Yani ekranın videoyu izleyin çekeceğiniz ekran geldiğinde durdurun sonra SS alabilirsiniz oradan değil mi? Ben de öyle yapıyorum ben artık. Yapanlar... Ben bunu öyle yapmanız lazım artık. Bu ekranı kaçırdım falan filan diye bekleyebilirim ama sorun değil benim için de. Yani öyle bir sorun varsa videoyu zaten yüklüyorum. YouTube'dan siz oradan bakarsınız, durdurursunuz, ekranı çekersiniz. Bu kadar basit. Yani yapılmadığı bir şey yok. Yapılabilir çözüm var yani. Sorun yok. Şimdi burada ne anlatıyor ona bakacaktık. Kökün derecesi m'ymiş. Tabi burada şunu da yazmışlar. X pozitif bir gerçel sayı. Yani şu içerideki negatif olmayacak diyor. M ve N de pozitif tam sayı olacakmış. Evet, o halde buna bir örnek verelim. Ne oluyormuş? Tabii şu M kuvveti yani kökün derecesi ne yapıyor? Şu N'in altına payda olarak geliyormuş. Örnek verelim mesela. Küp kök X kare mesela. Şöyle bir şey karşılaştık böyle bir şeyle. Ne yapıyor? X kare yazıyoruz şu X kare ama şu kök var ya bunu İki bir bölü bunun dışında payda olur. Olarak yani böyle yazacağız. Evet. Böyle düşüneceksin. Yani burada anlatılan buydu. Başka bir tane daha yazalım. Mesela şöyle. Buna ne dersin? X üzerine yazmam lazım. Bu da 3 bölü 5. 3 bölü 5 olacak. 3 zaten var. Sadece şu kök var ya. Kökün derecesi şunun paydasına geliyor. Böyle. Başka bir tane daha yazalım. Buna ne yazarız? 1 bölü 7. Evet, burada yazılmaz. Burada 1 vardı. Güzel. O zaman bu da 1 bölü diyelim. H üzeri 1 bölü 7 şeklinde düşüneceğiz. Doğru. Yani bu köklü sayının üstlü sayıya geçmesidir. Yani benzetme yani bunu. Aslında köklü sayılar aynı zamanda bir üstlü sayıdır yani. Değil mi? Köklü sayılar aynı zamanda bir üstlü sayı olduğunu ifade etmek. Ama üstlü evet. Ne? Ama rasyonel sayı yani. Üstlü sayıda genelde tam sayı falan oydu. Rasyonel sayı yoktu değil mi? Mesela 2 üzeri biz 4 diyoruz ama bu normal üstlü sayı. Ama köklüleri yazarken işte 2 üzeri 1 bölü 4 diye bu köklü sayı oluyor. Bunu köklü olarak söyler misiniz mesela? Kuvveti rasyonel ya bu köklü ifade demek. 4. dereceden kök. 4. dereceden kökünün birinci kuvveti. Yani şurada bir yazılır evet. Yazılmaz. Önemli değil. Evet böyle bir şey. Şuna ne dersiniz? 3. dereceden 5'in 2. dereceden kuvveti. Evet. Payda dördüncü derecesini, kökün derecesini söylüyor. 4. dereceden 5'in 3. kuvveti oluyor. Evet, şöyle gelir, doğru. Burada anlatan buydu. Köklü bir ifade üst sayı olarak yazılır.
Veya üstü verilen bir sayı köklü ifade olarak da yazabiliriz. Yani tersine de yapabiliyoruz. Yani. Onu demek istiyorum. Şimdi bunu geçelim o halde isterseniz. Örneklere bakalım ne diyor. Evet. Köklü ifadeleri üstü ifadeye çevirelim demiş. Yani şu kök 5'i nasıl yazalım üstü ifade olarak? Kim söylesin? Cevaplayacak var mı? Ben söyleyebilirim hocam. Yağmur olarak. Evet. Hocam burada kök 5 demiş. 5'in üzerine gizli bir 1 vardır. O zaman bu da 5 üzeri 1 bölü 2 olur. Yani şurada gizli 1 var 5'in üzerinde. Şu kara kök dediğin var 2 vardı değil mi? 1 bölü 2 oradan geliyor. B şıkkında kim söylesin? Nisa Gül var. Nisa Gül söylesin şunu. Tamam hocam. 2'nin üzerinde gizli bir 1 var. 2 üzeri 1 bölü 3 olur o zaman. 2 üzeri 1 bölü 3 dedin değil mi? Evet. Evet doğru. D şıkkı, C şıkkı pardon. C şıkkında biri söylesin. Kim söylesin? Zeliha söylemiş miydin? O yok hocam söyleyeyim. Zeliha söylesin hocam. 2 üst, 2 1 bölü x olur üstü. 2 üstü 1 bölü x olur. X bölü 2 olur. Pardon hocam karıştırdım. Evet, x bölü 2 olur. X'i yazıyorsun zaten. Yani içerideki sayı yazın. İçerideki ifade neyse o. Sadece şu kökünlerce burada yazmamış ya. Bu 2'dir. Bunun paydası 2 oluyordu. X bölü 2 evet. D şıkkı için konuşalım. Nisanur Sarıkaya mıydı? Evet. 3 üzeri x artı 1 bölü 5. 3 üzeri x artı 1'i yazdık. Yani şu kökün derece bunun paydası geliyor değil mi? Evet 5 bitti doğru. E şıkkını kim söylesin? Söylemeyenler arasında kim var? Ulan Mihriban'a geri döndü çünkü herhalde. Başka kimse göremiyor. Mihriban evet. Bu 9'u 3'ün karesi yazarız. Konuşamadım. Neyse dışarıda... Tamam onu da olabilir. 9 diyelim önce. 9 üstü. O da doğru. Ne yazalım buraya? 1 bölü 2 olur. Evet x eksi 1 bölü 2 yazdı. Doğru. Şu 9'un yeri arkasında diyor ki kare, yani 3 karesi yazayım. 3'ün karesi var. Dışarıda kim var? Yine x eksi 1 bölü 2 var. Bunlar çarpabiliriz. Çarpınca ne olur? 3 üzeri 2 çarpı x eksi 1 bölü 2 gelecek. Şu ikiler sağa değişir. Bu da x eksi 1 gelir. Bu da 3 üzeri x eksi 1 olur. Evet böyle yazılabilir. F şıkkı F'de burada. Ben söylemedim hocam. Elmas. Burada şöyle yaparız. 27 üzeri x artı 1 bölü 3. Evet, 27 üzeri x artı 1 bölü 3 dedik. Doğru. Bundan sonra devam edebiliriz biraz. 27'yi 3'ün 3. kuvveti olarak yazarız. Yazdık evet. Sonra bu 3'ler birbirini götürüyor. Doğru. Şöyle çarptık çünkü değil mi? Evet. Sonra bu 3x artı 1 kalıyor cevap. 3 üzeri değil mi? 3. Evet 3 üzeri x artı 1. Evet 3 üzeri x artı 1 geldi. Herkes oldu. Doğru yaptı hocam. Evet bu kadar da doğru. Geçtik ama hızlı bir şekilde. Sorun yok değil mi? Yok hocam. Yok hocam. Yok hocam. Tamam hadi buna bakalım. Evet, köklü bir denklem vermiş. Köklü ifadeli bir denklem daha doğrusu. Evet burada ne yapacağız? Şu köklü ifadeden kurtulabilir değil mi? Yani burası üst sayı, burası köklü sayı. O zaman burayı ne yaparız? Üst sayı geçirip oradan işlem yapacağız. Evet. Şunu nasıl yazarız? Kim söyler? Bakalım kim varsa da. Ben söyleyeyim. Hocam ben Nisa Gül sırada. Ya da Nisa Nur ikisinden birini yapması gerekiyor. Neyse Nisa Gül'ü alalım. Evet Nisa Gül söylesin. Tamam hocam ben yapayım. 2'ye 2 üzeri x eksi 1 bölü 5 diye yazarım. Şunu yazdık. Eşittir. 4'ü de 2'nin ikinci kuvveti olarak yazarım. Sonra parantez üstü 10. Evet. 2 üstü x eksi 1 bölü 5 eşittir. Hı hı. 2 üzeri 20'dir. Hı hı. Tabanlar aynı olduğu için üstlerinde eşit olması gerek. X eksi 1 bölü 5 eşittir 20 olur. Ben içler dışlar yaptım. Hı hı. X eksi 1 buradan 100 geliyor. Hı hı. X de 101 oluyor. X'i mi sormuş? Evet X sormuş. O halde 101. Doğru yaptınız hocam. Tamam. Evet, geldik bir başlık. Başka bir başlık var. Kök dışına çıkarma diye bir başlık var. X ve Y gerçel
pozitif gerçel sayılar ve neye sayısı birden büyük bir tam sayı demiş. Yani şu birden farklı büyük olacakmış. Yani 2, 3, 4 neyse onlar olacakmış. Tam sayı olacak tabii ki. Evet, burada ne yapıyormuş? Dışarı, yani şu köklü sayılar, yani üst sayıda olduğu gibi hatırlarsan üst sayıda neyi öğrenmiştik? İşte x çarpı y'nin üzerinde n vardı değil mi? Bu ne oluyordu? Bunun üzerine dağılıyor değil mi? Ne oldu? X üzeri n çarpı y üzeri n'di değil mi? Hatta bu n'ler buraya dağılıyor. Burada aslında bu aynı olay var. Şimdi ben şunu şöyle yazayım. Bunu üstü ifadeye çevirecek ne gerek kızlar? X çarpı y üzeri ne yazarım ben? N. 1 bölü n değil mi? Evet, 1 bölü n. Neydi? Paydaya evet, gelmesi lazım. Burada pay olmadığı için 1'di yani yazılma. 1 bölü n diyeceğiz. Şimdi bu 1 bölü n'i içeri dağıtacağım. Şu içeriye, parantez içine. X üzerine gelir. 1 bölü n gelmez mi kızlar birincisi? 1 bölü n. Y üzeri 1 bölü n gelmez mi? Gelir. Şu neye eşittir şu ifade? Köklü ifade olarak yazarsam yani. N'ci derecen kök x olmaz mı? Evet. Evet. Şunu yazdım. Öbürü de n'ci dereceden kök y olur. Evet. N'ci dereceden kök y olur. Bak aynı şey geldi. Yani şunu yazdığım şekli bu. Yani üstü sayılarla bağlantılı yani mantık olarak. Onu demek istiyorum. Evet. Şuna bir bakalım. Bunu nasıl yazalım? şu ifadeyi üst olarak bir yazalım. Yani köklü ya hani. X'in n'ci kuvveti çarpı y üzerine yazmam lazım kızlar? 1 yazmamız gerekiyor. 1 değil hayır. N ne olacak? Ha n 1 bölü n. He, 1 bölü n doğru. Anlaşılıyor mu? Yani şuradan şuraya yazayım. Şöyle bir şey varsa burada n varsa biz onu x üzeri şurada 1 olduğu için 1 bölü n şeklinde yazabiliyoruz. Böyle. Bunu yaz. Şimdi bunu dağıtırsam içeriye ne olur? X üzeri n'in 1 bölü n'ci kuvveti gelecek. Değil mi? Çarptığım için. Y üzeri 1 bölü n. Y üzeri 1 bölü n geldi. Tamam. Şu x'ini çarparsam hani kuvvetler çarpıyordu ya. O zaman x üzeri n bölü n yapar. N bölü n de 1 yapmaz mı? Yapar. Tamam. Y evet. Üzeri 1 bölü n. O zaman şu x'tir zaten. Buna x yazıyorum. Şunu nasıl yazarım? Köklü ifade olarak yazarsam. N'ci dereceden kök y. Bak bunu yazmış. Şu ifade buradan geldi. Yani üst sayılarla alakalı benzer şeyler. Bunu etmeye çalışıyorum burada. Ya bu da tamam o halde. Ekran görüntüsü olan mı var? diğer soruya geçtim. Köklü ifadelerin eşitlerini bulalım. Yani bunları ne yapacağız? Dışarı çıkarmaya çalışacağız herhalde. Kim söylersin? Birinci şıkkı. Başa mı döndük? Mihriban'a mı dönelim? Yok hocam. Nisanur bir kere yaptı. Hala Nisanur'un yapması gerekiyor. Zeliha veya Nisanur ikisi de bir kere yaptı. Nisanur mu var? Tamam, Nisanur ya da Zeliha. Nisanur var mı? Büşra yeni geldi. Yani yeni evet. Kaldırdık. Evet Nisanur dedik evet. 16'yı biz 4'ün ikinci kuvveti olarak yazarız. Yazdım. 121'de 11 üst 8 şeklinde. Yazdım. Bunlar kök dışına çıkarken de ona 4 üzeri 2 4 olarak çıkar. Ya bunu şöyle ayırmak lazım. Normalde kurala uysun diye yapıyorum. Yani karekök içinde 4'ün karesi ve karekök içinde 11'in karesi yapılıyor. Yani değişik durumlar var da ben böyle düşündüm mesela. Şurası ne yapar? İşte şurada kare var ya buna eşit olsun dışarıya 4 diye evet, çıkar. Evet 4 olarak şurada çıkar. Şurada 2 var. Eşit olsun bu da 11 diye çıkar. O da 11 olarak çıkar. 44 yapar. Yani şu 4 diye çıktı kızlar. Şurada 11 diye çıktı. 4 çarpı 11 44. Yani öyle basitçe de yapılabiliyor tabii ki. Yani şuna kafanızı karıştırmasın. Yani şimdi buna geldik. Bunu da diğer arkadaşımız kim demiştiniz? Zeliha'nın yapması gerekiyor hocam. Zeliha'dan alalım. Evet cevabı. Yapayım hocam. 25 5 üzeri 2 olur. Evet. 10 çarpı eksi 2 oluyor. Kök dışında da 2 olmuş oluyor derecesi. Şöyle yazdık evet. Bunu da nasıl yazalım? Şöyle yazalım mı Zeliha? Şu 10 üzeri eksi 2 var ya aşağı indirsem artı diye geçer. Yani 10 üzeri evet. 2 olsun. Sonra bunları köklü sayı. Bunları ayrı ayrı yazma imkanım var. Yani değişik durumlar var. 5 bölü 2 karesi yazalım. O da var. Sen nasıl diyorsan öyle yazayım. 5 bölü, yani bu kez de şöyle yazayım. 5 bölü 10 var. Bunun karesi var. Böyle de yazabilirsiniz. Şöylece.
Değil mi? Bu kare, çift bu da kare. Yani ikisi eşit. Evet, o halde 5 bölü 10 diye çıkar mesela. Değil mi? Böyle yapılabilir mesela. Evet. Bu da ne yapar? 1 bölü 2 yazılabilir. Ya da 0.5. Tabi bunlar hepsi aynı şeyler. Böyle düşündük yani. Evet, böyle düşünebiliriz. Tamam. Diğer soruya geçebiliriz o halde. Bunu da kim yapsın? Sonra kim de? Şu an herkes eşit yaptı hocam. Üçümüz de kaldırabilirsiniz. Eşit çünkü. Evet, Mihriban Hanım. Evet. Söyle bakalım. Şimdi 27'yi 3'ün küpü olarak yazarız. Yazdım. Çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Ben sizin yaptığınız gibi yapmadım. Direkt 3'leri götürdüm. 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 oluyor. Yani şundan şu gider diyorsun. 3 çıkar. Onu da diyorsan doğru. Şu eksi 3'e, şu da artı 3'e. Bu tabii çıkınca 10 üzeri eksi 1 diye, yani sadeleşince daha doğrusu. Bunlar sadeleşiyor. Burada eksi 1 kalıyor. Böyle de yapılabilir yani. Yapılmaz diye bir şey yok. Ama biz de yani gene de şöyle yapayım ben, gene de normal yani mantıkla düşünelim dedim de. Hocam ben de B'yi öyle yapmıştım. Yani diğer şekilde olabilir yani, sıkıntı olmaz kızlar. O zaman ben 10 üzeri 3 şey 3 üzeri 3 bölü 10 üzeri 3 şeklinde yazarım. Tabii şurada küp küp, burası dikkat. O zaman küp küp içinde burası 3 bölü 10'un küp şeklinde yazabiliriz değil mi? Evet. Evet. Burada ne yaparız? Burada şunlar 3 bölü 10 yapar. Evet, burada 3 bölü 10 yapar. O da 0.3'te olabilir yani cevap. Yani bu da böyleydi. Yani Mirvan'ın yaptığı doğruydu. Yani şu kök, kök dışarı. Hani şu an 3 ya, bu da işte. O zaman bu 3 diye çıkar. Şu eksi 3 olunca sadece üzerine eksi 1 geliyor yani. Yani mesela şöyle bir şey yazarsam. Mesela 5 var. Burada da ne olsun? İşte 2 üzeri eksi 5 olsun. Bunun cevabı ne olacak? Şu 5'ler aynı ya. Bu 2 üzeri eksi 1 diye çıkar. Bunun sebebi şu aslında. Neden? Ben şu 2 üzeri eksi 5 şöyle yazarım. 2 üzeri eksi 1'in 5. kuvveti diye yazarım değil mi şöylece? Şu 2'si eksi 5 yapar çünkü. Evet. Kuvvete şu kuvvet eşit olsun. O halde içerideki sayı kalır. Yani 2 üzeri eksi 1 buradan geliyor. Yani böyle de yapılabilir yani. Bu da tamam. Hocam abi, şu an herkes eşit. Hayır. Herkes eşit değil. Ben dışında herkesi kaldırabilirsiniz hocam. Ha evet, sen. Evet, aynen. Evet, kimde sıra? Süremiz doldu mu ya? Evet hocam. Bir dakika var hocam. Bir dakikamız var hocam. Biri, ulan Elmas'la mı başlayalım? Ben bilmiyorum, sayı da Elmas hocam, olsun. Hocam ben yapsam. Ben yapabilirim. Kim biri daha söylüyor, ben mi yapayım diyor. Elmas ve Yağmur. Yağmur da olabilir. Tamam o zaman. Birini kim gelsin ki? Benim de kafam karışıyor. Yağmur olsun, hadi bakayım. Hocam D'yi ben yapayım mı? İyi de Elmas yapsın. D'yi sen mi yapmak istiyorsun? Tamam, D'yi söyle o halde. Bu şöyle oluyor hocam. Kök üzerine 9 çarpı 10'un 10 üzeri 4 oluyor. 4 tane var. Doğru. Evet. Eşittir. Kök 3'ün karesi çarpı 10 üzeri 4 yazıyoruz. Yazdım. Bu da eşittir. 3'ün karesi direkt 3 diye çıkıyor. Diğeri de 10 üzeri 2 diye çıkıyor. Bunun sonucu da 300 çıkıyor. Tamam, doğru. O zaman bir ara vereceğiz, sonra E ile devam edeceğiz herhalde. Şıkkı o da Mihriban herhalde. Elmas mı demiştik? Ben hocam Elmas. Evet tamam, Elmas'la devam edeceğiz. Evet, şu an dolmuş. Tamam, bir ara verip görüşelim o halde. 10 dakika ara verelim.